enjektör baktın mı? Enjektörlere bakmıştı o. Hayır, size bak. Yok, hayır. Ses var. Var. Daha duyuyor. Daha belirgin oldu. Ben biliyorum. Ses artıyor mu? Ses hep bu şekilde. Bir de sabahları 20 saniyede çalışıyor. Tam 20 saniye. 18-20. Çalışmıyor abi, çalışmıyor. Bak bunun bir pompaya bakalım istersen ya. Hadi ha gayret, ha gayret. Yemedi, gördün mü? Bunun kızdırmalar mı çalışmıyor? Ben anlamıyorum ki. Çalıştı ne almışsın? Bir çalıştıktan sonra daha alıyor da sabah soğukken bastım 20 saniye boyunca çalışmıyor. Arabada bulamadığımız bir ses var. Şu an tek tek ustaları dolaşıyoruz. Doktor bey. Doktor bey umursamıyor. Buyurun doktor bey. Sadece abi sesini bir dinle yeter. Şu an ilk tespit ya EGR'nin içinde bir şeyler var. Onlar dağılmış olabilir dedi doktor abi ya da kapağın içinden geliyor dedi. Tekrar Sinan abinin yanına gideceğim. Bakalım ne diyecek. Pek kabul etmiyor ama EGR'yi kabul edebilir. Kapaktan ses gelmiyor dedi. Dinledim dedi de. Bakalım ne çıkacak. Bir sürü değişim var. Şu an bununla uğraşıyorum. Şimdi yorumlara diyecekler. Biz sana sıfır motor al demedik mi? Sandık motor getir demedik mi? Haklısınız beyler. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Ama işte nefis ya, nefis. Nefis buna yenildi. Anladın mı? Nefsim yenik düştü. Paraya aldandım ulan. Yere girecek adam mı? Şu mağaramanın adam aşama alamam. Geriye bakacağız.
O zaman onu şey yapar. Plastik dedi, çarkları bir şeyler dedi, kırılmış olabilir dedi. Onlar dedi ses yapıyordur, olma ihtimali var dedi. Ya da kapağın içinde dedi. Bir daha arayayım mı doktoru? Önce kapağı mı çöksek, iyi bakışmış var. Kolay olan mı çökelim ya? Bilmiyorum abi. Sana hangisi kolay geliyorsa. Şu an çalışır mı? Yok, söktük artık. Hem bir sorayım doktor abi, arayayım dur. Üst kapağı açmaya karar verdik. Yani sibop kapağını açmaya karar verdik. Abi görüşürüz, sağ ol. Kulağı mı sökeceğiz? Efendim abi. Yaşlı yerim. Abi ben şortumu kaldırayım. Şuna mı takıyor? Enjektörler mi sökeceğiz? İlk tespit, enjektörlerden bir tanesinde bir kaçak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü rengi farklı. Burada bir sıkıntı var mı abi? Bana göründü yok, bakayım. Döktük, hiçbir değişiklik olmadı arabada. Ama belki su o de içine gitmedi. Ama buhar gelirdi, kabarcık gelirdi yanında. Çaf 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 diye o kadar su döktük, bir belirtisi olması lazım. Ya kaç ya da sibo kapak çorasını abi. Sibo kapak çorasını değiştirin, orijinal alalım buna. Sıfır. Takım yontadan çıkana taktık. Takım yontadan çıkana taktık ya. Ha, yeni conta mı alalım? Alalım. Ben şimdi abi bunların daha egeresini arıza yaptığını görmedim. Tamam mı? Burada bir arıza var mı? Şu anda yok. Sökelim mi gireydi? Sen bilirsin abi, ben bir şey diyemiyorum artık. İş beni aştı diyorsun. Zaten en başından beri beni aşmıştı da. Ben şuna bir orijinal conta mı isteyeyim? Sen şimdi arabayla gideceksin aşkım. Doktora. Yok lan bizim. Ben öyle. Hı. 4 tane Evitur Pro al. Burayı temizle. Buran niye kaçmış oğlum bu? Bilmiyorum ki. Merak et kaçmış şimdi. Yakmış. Sivop kapak çantasını değiştirdik. Enjektör pullarını değiştirdik. Test edip bakacağız. Egeri'ye de baktık mı abi? Yok, Egeri'ye daha bakmadık. Bakacağız. Bakacağız. Egeri'ye bakacağız. Tamam abi. Sinan abi. İyi mi abi? Sorunu çözdük mü abi? Biraz geç kaldım ama. Uğraşıyoruz abi. Tespitleri neydi abi? Fren vakumu muydu? Fren vakumuydu. Yıkadık, temizledik. Çapak vardı biraz. Bakacağız. Temizledik oraları. Peki abi, bir de öyle deneyelim abi. Tamam. Sorunun fren vakumundan olduğunu... Şu an için %90 kesin üstümüz gibi bir şeyiz. Dinleyince ses şunun içinden geliyor. Şimdi aracın fren vakumunda bir problem olduğunu söyledi Haydar abi. Hurdacılara geldim. Bir tane fren vakumu alıp deneyeceğiz. Bak.
Bakalım arıza fren vakumundan mı değil mi? Abi dönüş yapıyorum. Olur mu? Bir 15-20 dakika sonra dönüş yapabilirim. Satıyor. Çıkma Orcan, arabalar bende var ama durumunu bilmiyorum. Bakmam lazım. Yine satıyor. Bakayım haber edeyim. Aleyküm selam. Ne yaptın kardeşim? Fren vakumu. Fren vakumu. Renault Semba 1.5 dizel. Oh. Diyorsun ki bunu biz bozduk. Şöyle kıtır 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 ses geliyor. Bu yapar mı? Kıtır 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 ses geliyor. Bir dakika. Abi üçgen parçaymış sadece. Sadece üçgen parça. Diğer fitil lazım değil mi? Hayır. Yok fitil de lazım ama o da spoiler şey değilmiş. Üçgen parçaymış sadece. Takıldı. Bak kilitledi. Yapıyor mu? Dönüyor kilitliyor. Kır 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 yapıyor. Bu sıkıntılı bir durum. Tamam. Değişmesi lazım. How much money? Fiyatım 200 lira. Güzel. Orijinal mi? Orijinal çıkma. Kesin. Tabii canım biz de biliyorsun. O zaman bir de işaret vur. İşaretini vuracağım zaten. Tamam oldu. Tamam. Tamam kanki. Şimdi bir açıklama yapacağım ya. Ya da yapmayayım bunu sonra yapayım ya. Sonra yapalım. Tamam sonra yapalım. Güzel oldu da sonra yapalım. Burada neyi nereden nasıl buluyorlar ya. Vallahi ben anlamadım ki. Sisteme bak. Anam. Şerefsiz aklımı aldın. Hüseyin abi talya bir direksiyon sargısı artı mafsal. Bir tane de vakum. Var var. Sargıyla mafsal ne kadar? Fare avcıları. Şuraya bak ya. Şimdi vakum bulmaya gidiyoruz. Hüseyin'in önderliğinde bilinmez diyarlara... Aha. Geldik mi? Eskisini getirsen miydi? Eskiye gerek yok da. Şimdi senin araban yeni model. 2013. Evet, yeni model araç olduğu için buradan yeni model vakum bulacağız. Evet. Sanki... En temizler. Etrafında gri patlağı var mı? Yok. Ürünümüz budur. Benimkini çevirince takılıyor mu? Dönmüyor mu? Takılıyor. Hmm. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Çevirdiğin zaman sen de anlayabileceksin. Bakabilirsin. Dur hadi çevireyim ama o zaman sen de bu telefonu tut. Kanka. Dönüyor işte. Bir de bunu çevireyim. Çevir. Bunu da parayı alamıyor ki. Bu da bir yerde bir hafiften bir tık diyor. O basınçtan dolayı fokurdama yapacak ya takılı kalıyor. Takılı kalma yapmıyor mu? Benimki biraz daha zor dönüyor sanki. Heh. Çünkü ben çevirirken tık diye kaldı yani çeviremedim. Oğlum senin gücün yok. Diyorsun. Şuna bakayım. Ben bundan hiç boku anlamadım. Alayım ama benim arıza bence bundan değil. Bir götürelim bakalım deneyeceğiz. Sıkıntı yok. Tamam kanka. Bir işaret vur. Bir işaret, ben bunu bir alayım götüreyim hocam. Sen bana bir işaret koy. Şimdi fren vakumunu aldık. Almaya aldık da. Haydar abinin ilk aradığı yer 400 lira demişti fren vakumuna. İsim vermiyoruz. Sonra düştü 250'ye. Ben direkt Hüseyin'in yanına geldim. O kafadan 200 dedi. Şimdi Hüseyin'den aldım götüreceğim. Bir deneyeceğiz. Eğer ki arıza bundansa geri getirmeyeceğim. Eğer arıza vakumdan değilse getirip vakum vereceğim, paramı geri alacağım. Ses kesilmedi, devam ediyor. Ama bu ses pompadan da olabilir belki, tam emin değilim. Thank you.
Evet, ustanın yorumu. Pompanın ayağı kırık ya da bir yeri gevşek dedi. Pompanın vidaları gevşek diyor. Ne diyorsun abi? Bakacağız. Acaba Sinan abi sıkmadı mı vidalar ha? Ya her şey olabilir ya ama böyle bir ses olamaz ya. Ama süper ya bir yemek yaptık, şimdi onu bir yiyelim ya. Flaşta benim başıma geldi, çevreci hataları gevşekti. Arabada bir zarıltılar vardı. Evet, bunda da hafiften var. Fren vakumunu tekrar söküyoruz. Evrenleri, ne evrenleri lan? Otogüvene götürüp iade edeceğiz. Pompanın civat Hüseyin diyorum la. Lan senin adını niye unuttum lan ben? Adını lan çekme beni oğlum, beni mi Volkan, çekme? Volkan, Volkan. Volkan konuş lan, anlat lan. Haşlanmış gergeden suya yatırıyorsun. Sus. Bekle. Lan çekme beni oğlum ya. Sen tenin kaçık olduğunu anlat. Allah Allah. Sen tenin kaçık olduğunu söyle. Abi söylesin adam ya. Sen söyle. Ben niye söyleyeyim abi? Anlat. Pompanın ayağı gevşekse nedir? Sente kaçıktır. Pompanın ayağı gevşekse sente kaçıktır. Kaçıktır tabi. Tamam baba. Test edip göreceğiz. Ya abi akıl var, mantık var. Bir milim bile açık olsa senten ayarı tutmaz. Tamam abi. Deneyip göreceğiz abi. Üç civata gevşek diyorsun değil mi? Adam kaç dedi ki pompanın ayağı bloğu bağlı olan civatası gevşek olabilir dedi. Lan oğlum bak olabilir de olmaz şimdi. Bunun pompanın ayağı yok. Aç ben sana videoda anlatayım. Anlat. Bak bunda pompada ayak yok. Şurada üç tane civata var. Evet abi. Bu üçü de gevşekse eğer şunun sente kaçıktır. Olabilir yok. Ayak yok bunda. Aşağıdan şimdi bir tanesi gevşekse. Önemli değil. Şimdi. Abicim bir anlat. Evet, abi. Ama çok acil gelir. Abi anlatın, durumu bir anlat abi. Garantiye soktum kardeşim. Durumu bir anlat, nedir abi? Gergi dağılmış. Gergi dağılmış. Haydar, gergi dağılmış. Haydar, haydar. Gergi bilyası dağıldığı için sente mi atlamış araba? Oğlum sen buna niye bakıyorsun? O hangi? Yok, hangi gibi denedik. Al. Tamam, arıza bu ya. Sente kaç, o libra... Bak, reklamları gördün oğlum. Şimdi, şimdi. Gergi kayışta çizgi de kalmamış ki. Vura vura çizgi kalmamış kayışta. Bunu hemen aldım da kaçacaktım. Haydar abi. Ya bırak. Oğlum kapat şunu. Yok olmaz. Olmaz. Gerçeklerle gerçeklerle yüzleşeceğiz abi. Çizgi yok abi, çizgi yok. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Şimdi bizim sorunumuz gergi dağınık olduğu için evet, abi, bunu... bu araba sente mi kaçırmış? Evet abi. Şimdi bu kayışı ve bilyayı getiren arkadaşlara verip göndereceğiz. Garantiye sokacaklar abi. Peki abi. Tamam mı? Peki abi. Merhaba, lan var ya. Abi. Nelerle uğraştık? Abi, nelerle uğraştık ya? Nelerle uğraştık ya? Kimler kimlerle geziyor? Ey. Evet, yargı değişikten sonra test edeceğiz. Basalım marşına. Ali bir saniye bekle, tabancayı çalıştırma. Basalım marşa. Sorun yok. İyi. Bu iş halloldu. Sonunda. Beyler sorun bulundu. Sorun gergiymiş. Kaç gündür söylüyorum ama beni umursamadılar. Gergi bilyası arızalı çıktığı için araba sente atlamış, diş kaçmış. O yüzden gürültülü değişik bir şekilde çalışıyormuş. Bir değişik bir şekilde titreşimli çalışıyormuş. Sorun bulundu. Parça alırken ne var oğlum işte görüyorsun beni, ben de seni görüyorum, ne sıkıntı yapıyorsun ki, rahat ol ya. Parça alırken beyler mümkün mertebe kaliteli malzemeler almaya çalışın. Ben gergi bilyasını yani bu şeye güvendim, parçacıya güvendim, ne yalan söyleyeyim, ben kendim özellikle şu olsun demedim, bana şunları şunları ver dedim. O da verdi, hani o da benim arkadaşım, benim iyiliğimi istediği için uygun parça vermeye çalıştı ama hani isteyerek bana bir kötülük yapmış olmadı. Ama sonuç itibariyle ben tekrardan bir işçilik parası ödeyeceğim. Bugünkü videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bu ara video çekemiyoruz. Belki bu videoyu bir ay iki ay sonra yükleyeceğim, bilmiyorum. Lastik değişimleri var. Acayip yoruldum. Çünkü çalışan arkadaşlarımız pek çalışmak istemiyor. Gelen bir ay sonra çıkıyor, kaçıyor. Bana göre değil diyor. Yani çünkü işin saat yok. Bazen gece 11'de bitiyor. Bazen sabah 8'den gece 2'ye kadar çalışıyoruz. Bazen 3 gün hiç çalışmıyoruz. O yüzden belli bir saatimiz olmadığı için
onlar da haklı. Çalışmak istemiyorlar. O yüzden kendim çalışıyorum. Hani kendim sök tak, yani kendim getirip götürüyorum lastikleri falan. Başında bekliyoruz. Bu ara biraz yoğun olduğu için videolar gecikiyor. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.